Merhaba arkadaşlar. Birey yayınları 9. sınıf başarı izleme sınavı 3'ün matematik sorularının çözümlerini yapıyoruz. Birinci soru a çarpı b bölü 3, b çarpı c bölü 2, a çarpı c bölü 5. İfadeleri birbirine eşit olduğuna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi bu eşitlikte bir oran orantı şeklinde düşünüp buna k dersek buradan a çarpı b 3k, b çarpı c 2k, a çarpı c 5k olacaktır. Bunları sıralarsak b çarpı c küçüktür, a çarpı b küçüktür, a çarpı c diyebiliriz. Şimdi birinci öncülde demiş ki ABC pozitif gerçek sayı ise. Pozitifse ikili ikili baktığımızda örneğin şu ilk ikisine baktığımızda b'leri sadeleştirirsek eşitsizlikler yön değiştirmez. C küçüktür, a gelir. İkinci ile üçüncü de a'ları sadeleştirirsek b küçüktür, c gelir. Bunları birleştirdiğimizde b küçük, c küçük, a olacaktır. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncüle bakarsak bu sıralamada b çarpı c küçük, a çarpı b küçük, a çarpı c. Burada ABC negatifse sadeleştirdiğimizde eşitsizlikleri yön değiştirmesi lazım. Yani şunların tam tersi olması lazım. C büyük A ve buradan da sadeleştirdiğimizden B büyük C olması gerekir. Bu ifadeleri birleştirirsek de B büyük C büyük A. Başka bir ifadeyle A küçük C küçük B olacaktır. İkinci öncül yanlıştır. Üçüncü öncüye baktığımızda A C'den küçükse yani şu varsa A C'den küçükse B A'dan büyüktür denilmiş. Şimdi bunun olması için şu ikinci öncüde bulduğumuz ifadeye bakalım. A C'den küçükse evet burada A C'den küçük. Dolayısıyla B de A'dan büyük oluyor. Dolayısıyla A C'den küçükse yani bunlar negatifse ancak şu ifade ve bu ifade varsa B A'dan büyük olacaktır. Üçüncü öncüde doğrudur. Dolayısıyla sorumuzun cevabına D 1 ve 3 diyebiliriz. İkinci soru x eksi 1 mutlak değeri y'nin mutlak değerine eşit. Z eksi 2'nin mutlak değeri de eşit ve bunların hepsi 2'ye eşit. X y'den küçük, y z'den küçük olduğuna göre x artı y artı z toplamı kaçtır denilmiş. Şimdi bakalım. Sondan başlayalım. Z eksi 2'nin mutlak değeri 2'ye eşit ise. Z eksi 2'nin mutlak değeri 2'ye eşitse buradan z ya 4'tür ya da z 0'dır diyebiliriz. Y'nin mutlak değeri 2'ye eşitse y 2'dir ya da y eksi 2'dir. X eksi 1'in şöyle yazalım. X eksi 1'in mutlak değeri de 2'ye eşitse x buradan ya 3'tür ya da eksi 1'dir diyebiliriz. Şimdi sıralamaya baktığımızda x y'den küçük y de z'den küçük. Yani bunları birleştirirsek x küçük y küçük z olmalı. O zaman en büyük z olacak şekilde ben z'yi şuradan 4 olduğu durumu alırım. Y'nin 2 olduğu durumu alırım. X'in de eksi 1 olduğu durumu alırsam bu sıralama sağlanacaktır. X artı y artı z de 4 artı 2 eksi 1'den 6 eksi 1'den 5 olacaktır. Cevabımıza D seçeneği diyebiliriz. Üçüncü soru böyle bir tanımlama yapılmış. Verilen eşitliklere göre n kaçtır denilmiş. Şimdi tanımlamaya bakarsam A'nın üstünde C, B yazılmış. Bu neymiş? A eşittir B üzeri C şeklinde bir tanımlama yapılmış. O zaman diyorum ki şuradan bakalım. A dediğim şey 125. 125 eşittir CB yani B üzeri C. 9 üzeri X. Buradan bakalım. 9 eşittir 5 üzeri n çarpı y. X çarpı y 3 bölü 4 olduğuna göre n kaçtır denilmiş. Şimdi ilk ifade 9 yerine ben şunu yazarsam 125 eşittir 5 üzeri n çarpı y üzeri x oldu. 125'e 5 üzeri 3 dedim. Burada da kuvvetleri çarparsam 5 üzeri n çarpı x çarpı y oldu. X çarpı y'nin 3 bölü 4 olduğunu biliyorum. Kuvvetleri eşitleyelim. 3 eşittir n çarpı 3 bölü 4. Bunları sadeleştirip karşıya attığımızda n değerimizi 4 olarak buluruz. Cevabımız E seçeneği diyebiliriz. Beşinci soru bir köklü sayı sorusu. A çarpı B çarpımı kaçtır denilmiş. Şimdi önce B'ye bakalım. B'de bir gizli tam kare özelliği var. A eksi kök B çarpımlar 30 toplamlar 11. 6 çarpı 5 dersem arası da eksi olduğu için bu kök 6 eksi kök 5 şeklinde yazılacaktır. A'yı düzenleyelim şurada. Yukarıyı kök 5 parantezini alırsam 1 artı kök 5 bölü 1 artı kök 5 oldu. Aşağıyı da faydasını rasyonel yapacak şekilde kök 6 ile genişletirsek 6 kök 6 bölü 6 olacaktır. Buradan bunlar gidecek. Kök 5 artı kök 6 gelecek. A ile B'nin eşlenik olduğunu söyleyebilirim. Yani A çarpı B de kök 6 artı kök 5 şeklinde yazdım A'yı. Çarpı kök 6 eksi kök 5 dediğimizde A eksi B A artı B 6 eksi 5'ten bu çarpım 1. Cevabımız C seçeneği diyebiliriz.
Beşinci soru. Yukarıda numaralar üzerinde yazan 3 kutu için 38 tane bilye kutu numaralarıyla ters orantılı olacak şekilde yerleştiriliyor. O zaman birinciye K bölü 4, ikinciye K bölü 6, üçüncüye K bölü 9 bilye konuyor. Bunların toplamı 38. Toplayıp eşitleyelim. K bölü 4, K bölü 6, K bölü 9. 36'da payları eşitlersek 8 dediğimizde 6K, 10K, 19K bölü 36 eşittir 38. Sadeleştirdik. Buradan K'yı 72 olarak bulduk. K 72 ise birini de 72 bölü 4'ten 18, ikinci de 72 bölü 6'dan 12. Bunda da 72 bölü 9'dan 8 bilye olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi öncüllere bakalım. 4 numaralı kutuya konan bilye sayısı 18, 6 numaralı kutuya konan bilye sayısından 12'den 6 fazladır. Birinci öncül doğru. İkinci öncüye bakalım. 6 numaralı kutuya konan bilye sayısı 12 demiştik buna. 12 demiştik. 9 numaralı kutuya konan bilye sayısından 4 fazladır. 8'den 4 fazla. 6 numaralı kutuya konan bilye sayısı 6'dır denilmiş. Bu yanlış. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği 1 ve 2 diyebiliriz. İhsan cebindeki paranın ilk gün belli kısmını harcadıktan sonra diğer günde 60 TL daha harcarsa başlangıçtaki paranın 1 bölü 5'ini, ilk gün harcadığı miktarın 3 bölü 2 katını harcarsa başlangıçtaki paranın 1 bölü 3'ünü harcamış olacaktır. Başlangıçtaki parası kaç TL'dir denilmiş. Şimdi başlangıçtaki parasına A diyelim. İlk gün belli bir kısmını harcamış. İlk gün harcadığı miktarın 3 bölü 2 istendiği için ilk gün harcadığı kısma da ben 2x dedim. Diyor ki 60 TL daha harcarsa başlangıçtaki paranın 1 bölü 5'ini harcamış olacak. Yani 2x artı 60 A bölü 5 diyebiliriz. İlk gün harcadığı miktarın 3 bölü 2 katını daha harcarsa yani 2x artı 2x'in 3 bölü 2 katını daha harcarsa başlangıç paranın yani A'nın 1 bölü 3'ünü A bölü 3'ü harcamış olacak. İkinci ifadeyi düzenlersek şunlar gitti. 2x, 3x, 5x eşittir A bölü 3. Yani ben buradan A'ya 15x diyebilirim. İlk ifadede A yerine 15x yazarsam 2x artı 60 eşittir 15x bölü 5 yani 2x artı 60 eşittir 3x. Buradan x'i 60 TL olarak buluruz. Başlangıçtaki parası kaç TL'dir denilmiş. Bu da 15x'ti. 15 çarpı 60'tan 900 TL olacaktır. Cevabımız da A seçeneği diyebiliriz. Yedinci soru bir yaş problemi. Demir Ege'nin bugünkü yaşındayken Ege'nin yaşı X'ti. Ege'nin yaşı Demir'in bugünkü yaşına geldiğinde Demir'in yaşı Y olacaktır. Demir ile Ege'nin 4 yıl sonraki yaşları toplamı 37'dir. Buna göre X artı Y, Y eksi X, X ifadelerinden hangileri kesinlikle bulunabilir? Şimdi şöyle bir tablo yapalım. Demir ve Ege dedik. Şimdi Demir ve Ege'nin 4 yıl sonraki yaşları toplamı 37 ise şimdiki yaşları toplamı ikisinden de 4 çık 4 büyüdüğü için 8 çıkartarak 37 eksi 8'den şimdi 29 diyebiliriz. Şimdi Demir'in yaşına A dedim. Şimdiki yaşına. Ege'nin yaşına da 29 eksi A dedim. Diyor ki Demir Ege'nin bugünkü yaşındayken yani Demir 29 eksi A iken Ege'nin yaşı X'ti. Ege'nin yaşı Demir'in bugünkü yaşına geldiğinde A olduğunda Demir'in yaşı Y olacak denilmiş. Şimdi buradan ne söyleyebiliriz? İki kişi arasındaki yaş farkı her durumda sabittir. Yani diyebilirim ki Ege ile Demir şeklinde Ege eksi Demir diye bakalım. Çünkü Demir Ege'nin bugünkü ya da şöyle diyebiliriz. Demir Ege'nin bugünkü yaşındayken dediğine göre Demir daha büyük. O zaman yaş farkını Demir eksi Ege olarak bakalım. A eksi 29 eksi A. Buradan da ne diyebiliriz? 29 eksi A eksi X olacak. Ben buradan bir de ne yazabilirim? Y eksi A diyebilirim. Buna göre ifadelerden hangileri bulunabilir? Mesela şu iki ifadeye bakarsam A'yı karşı attığımda 29 eşittir. X artı Y bulurum. Kesinlikle X artı Y ifadesini bulabileceğimi söyleyebilirim. Onun dışında A'yı bulmam mümkün değil. A'yı bulmam mümkün olmadığı için X ya da Y'yi bulmam da mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bunları kesin olarak bulabilmem mümkün değil. Sorumuzun cevabı A seçeneği yalnız bir olacaktır. X sayısı Y sayısının %20 fazlasına Y sayısı Z sayısının %50 eksiğine eşittir. Buna göre X sayısı Z sayısının yüzde kaçıdır? Şimdi X sayısı Y'nin %20 fazlasına yani Y'nin üzerine Y çarpı 20 bölü 100 ekledim. Şöyle yazabilirim. 120 Y bölü 100. Y sayısı da Z sayısının %50 eksiğine eşittir. Yani Y Z eksi Z çarpı 50 bölü 100. Kısaca 50 Z bölü 100 diyebilirim Y'ye. Hatta biraz da sadeleştirip şöyle yazabilirim. Y eşittir Z bölü 2 diyebiliriz.
X sayısı ile Z sayısı arasında bir ilişki istendiği için ben şu ifadede Y yerine Z bölü 2 yazıyorum. 120 çarpı Z bölü 2 bölü 100. Şimdi yüzde dediği için bu paydadaki yüzü bırakıyorum. Diyorum ki 60 olsun. X eşittir 60 çarpı Z bölü 100. Yani ben buradan X'in Z'nin yüzde 60'ına eşit olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Satış fiyatı aynı olan ayakkabıların satıldığı mağazada ayakkabı fiyatlarının hepsine %20 indirim uygulandığında satılan ayakkabı sayısının %40 arttığı, %30 indirim uygulandığında %X arttığı görülüyor. Birinci ve ikinci durumda her ikisinde satışta elde edilen günlük gelirler aynı olduğuna göre X kaçtır? Şimdi bir ayakkabının fiyatı 10A olsun. Satılan adet de ne olsun? Mesela 10 tane olsun. 10 tane olsun. Şimdi birinci duruma bakalım. %20 indirim uygulanırsa, birinci durumda %20 indirim uygulanırsa ayakkabının fiyatı 8A olacaktır. Satılan ayakkabı sayısı %40 artıyorsa 10 tane değil, satılan adet %40 artarsa 14 tane olacaktır. Ve buradan elde edilen gelir 14 çarpı 8A'dan 32, 112A olacaktır. İkinci durumda da yine 112A bulmamız gerekiyor. Bakalım ikinci duruma da. %30 indirim uygulandığında %30 indirim uygularsam 7A olacak. Adet nedir bilmiyoruz. Adedete A diyelim. 7A çarpı büyük A'nın 112A olduğunu biliyorum. Sadeleştirdim. Şimdi 112'yi 7'ye bölersek 16 bulacağız. Yani A'nın 16 tane olduğunu biliyoruz. Yani satışa dedi 10 taneden 16 taneye çıkmış. Ne kadar artmış? %60 artmış diyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun cevabının C seçeneği olması gerekecektir. Aşağıda sabit hızla hareket eden KVL hareketlerinin zamana göre aldığı yol gösterilmiştir. Bu iki hareketle aşağıdaki şekildeki gibi A, B noktalarından aynı yönde ve aynı anda grafikteki hızlarla yola çıkıyor. AB bölü BC 3 bölü 2 ve bu iki hareketi C noktasından yan yana geldiğine göre V kaçtır denilmiş. Şimdi K'nın hızını biliyoruz. 160'ı 2 saatte aldığı için bunun hızı 80 km/saat. L de V'yi 4'te aldığı için V bölü 4 km/saat diyebiliriz. K'nın hızına 80 dedim. Buna V bölü 4 dedim. Aldıkları yollara da şuraya 3x, buraya 2x dersem. Şimdi C noktasına yan yana geldiklerine göre arkadaşlar zamanlar eşit. Yani yakalıyor, yetişiyor. Aynı anda varıyorlar diyorsa zamanlar eşit. O zaman bu aracın aldığı yol A'dan C'ye 5x bölü 80 yol bölü hızdan zaman yazacağım. Bununki 2x bölü V bölü 4. Sadeleştirdim. Düzenlersem 5 bölü 80 bu da yukarıya çıktı. 8 bölü V. 5'e böldüm. 1, 5'e böldüm. 16. İçler içe çarpım yaparsak 16 çarpı 8'den V'nin 128 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız A seçeneği olacaktır. 'Yukarıdaki iki farklı meyve suyunun tamamı boş bir kapta karıştırıldığında oluşan meyve suyunun şeker oranı yüzde kaçtır? Şimdi biri 3 litre şeftali suyu şeker oranı %20, diğeri 2 litre vişne suyu şeker oranı %10. Şimdi hemen bakalım 3 litrenin %20'sine bakalım. 20 bölü 100. Artı diyorum şeker oranı soruyor. 2 litrenin %10'u. Bu toplam şeker. Sadeleştirdim. Buradan 1 bölü 5 geldi. Buradan 2 bölü 10. Buradan da 1 bölü 5 geldi. Yani 3 çarpı 1 bölü 5. 3 bölü 5 artı 1 bölü 5. 4 bölü 5 litre şeker. Diyor ki şeker oranı yüzde kaçtır? Şeker 4 bölü 5. Tamamı 3 artı 2 5. Bunu düzenlersek 4 bölü 25 yani 16 bölü 100'den %16 diyebiliriz. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Aşağıdaki tabloda Kemal'in 4 günde tamamladığı bir işte günlük olarak kaçar saat çalıştığı gösterilmiştir. Birinci gün 6, ikinci gün 4, üçüncü gün 5, dördüncü gün 6. Bu işe başlayan Kemal her gün bir önceki gün çalışma hızının yarısı kadar çalışarak bu işi bitiyor. Buna göre Kemal pazartesi günü çalışma hızıyla çalışarak her gün 1 saat çalışsaydı bu işi kaç günde bitirebilirdi denilmiş. Şimdi bu işe başlayan Kemal her gün bir önceki günkü çalışma hızının yarısı kadar çalışarak işi bitiriyor. Yani son gündeki hızlarını da yazayım. Ya da şöyle diyelim hızlarını yazayım. Son günden başlayalım. Buradaki hızı V, buradaki hızı 2V, buradaki hızı 4V, buradaki hızı 8V. O zaman ben toplam iş miktarını
Şöyle yazabilirim arkadaşlar. Son gün 6 ve 2 iş yapmış. Bir önceki gün 10 ve 2 iş yapmış. 16 ve 2 iş yapmış salı günü. Buradan da 48 ve 2 iş yapmış diyebiliriz. Toplayalım. 64, 74, 6 da 80 ve'lik toplam bir iş var. Diyor ki pazartesi günkü çalışma hızıyla yani 8 ve'de her gün 1 saat çalışsaydı o zaman bir günde 8 ve yapardı. Kaç günde diyelim? Toplam 80 ve buradan zaten basit bir orantıyla x'i 10 gün olarak buluruz. Cevabımız C seçeneği diyebiliriz. 13. soru bir üçgen sorusu. ABC dik üçgeni ve ADC eşken üçgen biçimindeki kağıt parçaları birer kenara çakışacak biçimde üst üste yerleştiriliyor. Yukarıdaki verilere göre x açısı kaç derece denilmiş? Şimdi ABC üçgenine bakarsak ikizkenar dik üçgen 45, 45, 90. Bu da bir eşken üçgen olduğu için 60, 60, 60 dedik. Şimdi üçgen şöyle yerleştirilmiş. ABC şu AC'de şöyle gelmiş. Şu uzunlukla zaten şu uzunluk birbirine eşit. Dolayısıyla şunlar da şöyle eşit arkadaşlar. Şuranın tamamının bir sarı üçgenin eşken üçgen olduğunu biliyorum. Şurası 60. Şurası 60. Değil mi? Buranın tamamı 60. Şu kısım 45'ti. Dolayısıyla şu kısma da ne kaldı? 15 kaldı. Şu minik üçgenden bir dış açı kendisine komşu olan iki iç açının toplamını eşittir deyip x 60 artı 15'ten 75 derece demiş olalım. Cevabımız C seçeneği olacaktır. 14. soru. ABC ikizkenar üçgen biçimindeki kağıt AD boyunca katlandı. B noktası B üst noktasına geliyor. Denilmiş ki AC BC'ye eşit. AC ile şu uzunlukla BC eşit ve ABC 30 derece. Yukarıdaki verilere göre AD B üssü kaç derece denilmiş. Şimdi şu katlanmış halini şuraya çizelim. Ve bunu geriye açmaya çalışalım. Bunu geriye açmaya çalışalım. Şurası A, şurası D, şurası C. Böyle şu B üstü. Arkadaşlar şu kısım katlandı öyle. Ben bunu geriye açtım. Şunun benzer olması lazım. Şöyle bir şey olacak. Yani şurası B. Şu uzunlukla şu uzunluk kesinlikle eşittir. Bu katlandığına göre burası düşecek. Ve şu kat izinin mutlaka arkadaşlar açıortay olması lazım. Şunların mutlaka açıortay olması lazım. Üçgene baktığımızda burası 30 ve ikizkenar olduğu için şurası 75. Şu açı da 75. Yani şurası 75 derece diyebiliriz. Benden nereyi istiyor? Şu açıyı istiyor. Burası x ise buraya da x diyebilirim. Şu açı da arkadaşlar 75'ti. 75'i 2'ye bölersek 37,5 olması lazım. Şuraya da 37,5 dedim. Buraya da 37,5 dedim. Dolayısıyla şu üçgenden iç açılar toplamı yazalım. 75 artı 37,5 artı x eşittir 180. Buradan ne geldi? 112,5 artı 112,5 artı x diyelim. Eşittir 180. Buradan da x'i 67,5 derece olarak buluruz. Sorumuzun cevabı C seçeneği diyebiliriz. 15. soru. ABC dik üçgen, BDC üçgen, ABAC dik 8, 5 ve 9 birim verilmiş. BC'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır denilmiş. Şimdi BC uzunluğu x deyip aşağıdaki üçgenden üçgen eşitsizliği yazarsak bir kenar uzunluğu toplamlarından küçük farklarından 8-5'ten büyüktür diyebiliriz. Yukarıdaki üçgende ise söyleyebileceğim bir dik üçgen olduğu için hipotenüs olan x'in kesinlikle 9'dan büyük olduğudur. Bu iki ifadeyi birlikte düşünürsem buna 1 diyelim, buna 2 diyelim. 1 ve 2'yi birlikte düşünürsem x uzunluğu 13 ile 9 arasındadır. Alabileceği tam sayı değerleri 10, 11, 12, 3 tanedir. Dolayısıyla sorumuzun cevabına A seçeneği demiş olalım. 16. soru ABC dik üçgen, AD açıortay, BD 3 denilmiş. CD uzunluğu x. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Tıpkı az önceki sorduk gibi bir dik üçgende hipotenüs dik kenardan büyüktür mantığını kullanacağız. Peki dik üçgeni nasıl oluşturalım? Açıortay üzerindeki bir noktadan arkadaşlar açının koluna çizilen şu dikme ile benim şuradan çizeceğim dikme kesinlikle eşittir. Buraya 3 derim. Şuraya k dedim. Bu üçgende kesinlikle x'in 3'ten büyük olduğunu söyleyebilirim. 3'ten büyük. En küçük tam sayı değeri 4. Cevabımız yine A seçeneği olacaktır. 17. soru. ABC üçgen biçimindeki kağıt C noktası etrafında negatif yönde 70 derece döndürüldüğünde A üssü B üssü C üssü üçgen elde ediyor. BAC 130 derece olduğuna göre B üssü A üssü A. Yani şu x açısı kaç derece denilmiş. Şimdi şu üçgen negatif yön. Arkadaşlar negatif yön saat yönü. Yani şu üçgen şöyle dönmüş.
Dolayısıyla ben burada şunu söyleyebilirim. Mesela şu AC ile şu AC arası kesinlikle 70 derecedir. 70 derece döndüğüne göre. Başka ne söyleyebiliriz? Zaten bu uzunlukla şu uzunluk kesinlikle eşittir. Dolayısıyla şu açılar 55'e 55 olacaktır. Buradan şu A üstü köşesi ile A köşesinin de aynı olduğunu biliyorum. 55 artı x'in 130. Karşı attığımızda x'in de 75 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle sorumuzun cevabı D seçeneği olacaktır. Kağıttan yapılmış BC AC'den küçük olacak şekilde ABC dik üçgeni veriliyor. Birbirine eş ABC dik üçgen biçimindeki iki kağıt parçası her ikisi de tamamen görünecek biçimde yapıştırılıyor. X kaçtır denilmiş. Şimdi şurası A, C, B olsun. Şuraya alfa dedim. Şuraya beta dedim. Ben biliyorum ki BC AC'den küçük. Demek ki şuranın BC uzunluğu kadar. Yani şunun 4 kadar olması lazım. Dolayısıyla bu üçgenler aynı olduğu için şu açı alfaysa şu açının da alfa olması gerekiyor. Bu betaysa şuranın da beta olması gerekiyor. Yani bu uzunluğun da 6 olması gerekiyor. Zaten şuradan bir dik üçgende kenarları bulduk. Pisagor yazarsak x'in karesi 2'nin karesi artı 6'nın karesinden x'in karesi 40. Dolayısıyla x 2 kök 10 olacaktır. Cevabımıza C seçeneği demiş olalım. 19. soru bir eşlik benzerlik sorusu. ABC ve DF dik üçgen. ACB 30, EDC 50 derece. DF üçgeni ABC üçgene benzer denilmiş. Şimdi benzerse karşılık köşelerdeki açıların eşit olması lazım. Şimdi D ile A eşit 90, 90. Şimdi E köşesine baktığımızda DF'de şu açıyla ABC'deki B'nin eşit olması lazım. Burası zaten 60 derece büyük üçgenden 90, 60, 30'dan. Buranın 60 derece olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla F ile C'nin de yani şunun da 30 derece olduğunu söyleyebiliriz. Burası da 30 derece. Şurayı bulalım. 50 artı 30, 80. Buraya 100 kaldı. Tamamı doğru açı olduğu için 180 olacağından 160'tan 180'e 20 derece kalacaktır. Cevabımız da E seçeneği demiş olalım. 20. soru denememizin son sorusu. A noktasında bulunan gözlemci B noktasındaki 5 metre uzunluğundaki ağacın. Şurası 5 metre. Tepe noktasından saat kulesinin tepesindeki kuşu görebiliyor. Gözlemcinin ağaca uzaklığı 6. Ağacın saat kulesine olan uzaklığı 12. Saat kulesinin boyu kaçtır? Basit bir temel benzerlik. Şunlar 90, bunlar paralel. Buradan benzerlik yazarsak 6'nın 5'e oranı, 6'nın 5 oranı tamam olan 18'in x oranı diyebiliriz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x'i buradan 15 olarak buluruz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Böylelikle denemedeki matematik sorularının çözümlerini tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.